Efendiler ve çok kıymetli basın. 25.sini düzenlediğimiz Karagöz Kültür Şenliği'nin ve 3.sünü düzenlemekte olduğumuz Yörük Türkmen Toyu'nun bu güzel günde daha güzel yapmak için özenmiştik ama böyle garip bir şekilde kutladığımız için öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyor. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum hepinize efendim. Her toplantıda, her toyda, her şenlikte söylüyorduk arkadaşlar. Bu ülke için kötü emelleri olan var. Dünyada bütün oyunlar yeniden kuruluyor. Dünyanın haritası yeniden çiziliyor. Her 100 yılda dünyanın haritası yeniden çizildiği gibi bu 100 yılda dünyanın yeniden haritasının çizildiği bir 100 yıldır. Dolayısıyla tarih boyunca ülkemizin ve milletimizin üzerinde çok büyük oyunlar oynayan insanlar, bizim karşımızdakiler, bizi sevmeyenler, bizi saymayanlar hiç uyumuyorlar gece gündüz. Hep hesap, hep plan peşinde geziyorlar. Hep bizle uğraşıyorlar diye her toplantıda söylüyor idik. Malazgirt'te karşımızda hangi düşman varsa, Çanakkale'de karşımızdaki düşman aynı. Kurtuluş Savaşı'nda hangi düşman varsa Kosova'daki düşman da aynı diye hep söylüyorduk. Evet, aynı düşman. Gene Türkiye'nin üzerinde büyük hesaplar yapmaya, planlar yapmaya devam ediyor. Ve onun uzantısı maalesef. Bazı gruplar ülke içinde kendi hesaplarına karıştırmaya çalışıyorlar. Güya kendilerince Türkiye'yi dize getirmeye çalışıyorlar. Bunun da denemesini dün akşam gördük. Çok şehidimiz olduğu için bu seneki müzik eğlence programını iptal edip pazar günü Mevlüt, cumartesi günü de Yörük Türkmen Şenliği yapalım diye arkadaşlarımızla görüşmüştük. Maalesef dün akşamki olaylardan birçok arkadaşlarımız bize telefon etti. Hepsinin sizlere selamı var. Antep'ten Faik abi telefon etti. Erciş'ten İzzet telefon etti. Dediler ki başkanım, Türkiye'de planlamalar oluyor. Herkes bulunduğu yerde meydanlara çıkıp bu ülkeye sahip çıkacak. Hani siz derdiniz ya, bu ülkenin 81 ilindeki Yörük Türkmen dernekleri ve beyleri, eğer ülke bir gün karanlık olursa herkes bir çıra yakıp bu ülkeyi aydınlatacak demiştiniz ya, o gün bugündür biz ülkeyi aydınlatmak için kendi yerimizde duruyoruz, arkadaşlarımıza selam gönderiyoruz dediler hep. Hepsinin sizlere selamı var. Evet, o çıralar yandı dün akşam. Her taraf aydınlandı. Ülke üzerinde kötü emelleri olan maalesef mağlup oldu gene. Ama şehidimiz gene oldu. Gene canımız yandı. Ama biz acıyı bağrımıza gömer, selatı selam ile şehitlerimizi gönderir. Bu ülkeyi sahip çıkmak adına yeniden ön sıralara çıkarız ve çıktık. Onun için şu şenliğimizi iptal etmedik arkadaşlar. Gelenlerle, dostlarla, az ama öz insanlarla sohbet ederiz. Birbirimizle kucaklaşırız. Birbirimize müsafaha ederiz. Birbirimizle dertleşiriz hiç olmazsa. Ülke her şartta, her durumda gündemine devam etmelidir diye iptal etmedik şenliğimizi. Sizler de geldiniz. Allah sizlerden razı olsun. Sizler göğsü imanlı, yüreği çok büyük insanlarsınız. Memleketi bırakıp bu karışıklığa rağmen çoluk çocuk derdine, mal mülk derdine düşmeden buraya geldiniz ya, Allah sizin her adımınıza binlerce sevap versin arkadaşlar. Evet.
Sabaha kadar Türkiye'nin her tarafından bilgi aldık arkadaşlar. Hani hemen her toplantıda diyorduk ya dış Türklere yardımcı oluyoruz diye. Suriye'ye, Bayırbıcağı, Halep'e gidiyoruz diye demiştik ya. Şimdi onlar var ya bugün sabahlara kadar bizler için dua ettiler. Eğer ihtiyaç varsa Türkiye'ye gelelim sizin yanınızda yer alalım dediler. Türkiye'nin ve dünyanın birçok ülkesinden sizlere selam var arkadaşlar. Bu ülkeyi korumak ve kurtarmak için hazır olduklarını söylediler. Belki fiziki anlamda ülkelerimizin arasında sınır var ama bizim gönül köprümüzün arasında sınır yok başkanım. Ne zaman istiyorsanız o zaman geliriz dediler. Buradan hepsine selam ediyoruz. Değerli dostlar, sabaha kadar hem bilgi aldık hem televizyon seyrettik. Hep şunu gördüm. Bu memleketin sarhoşu da, berduşu da, esnafı da, çiftçisi de, beyefendisi de, siyasetçisi de, iktidarı da, muhalefeti de bu ülkenin demokrasisine sahip çıkmak için, bu ülkenin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmak için sabaha kadar sokaklardaydılar. O tankların üzerine çıktılar. O Mehmetçiğe kardeş gibi sarılıp indirdiler ve tankların üzerinde selam durdular. Bu ülke için biz çok şehit verdik. Bu ülkeyi iki tane maymuna teslim etmeyeceğiz dediler. Bu ülkenin insanlarıyla ne kadar gurur duysak azdır. Ve şükürler olsun böyle bir vatanın, böyle bir milleti, böyle bir milletin bizim gibi evlatları var. Ne kadar gururlansak azdır. Yeryüzüne ayak basmaya bile kıyamıyoruz şu andan itibaren. Bir defa daha birlik beraberlik örneğini hem içerideki düşmanlara hem de dünyaya göstermiş olduk. Onun için bu ülke büyük ülke diyoruz arkadaşlar. Bazen sen ben kavgası yapıyoruz. Bazen iktidar muhalefet kavgası yapıyoruz. Bazen fikir ayrılıklarımız var. Bazen doğu batı kavgalarımız oluyor. Bazen kıskançlıklarımız oluyor. Ama mesele devlet millet olunca, mesele vatan bayrak olunca bu insanların bütün katmanları bir araya gelip vatanlarını sivil şekilde savunabilen bir insan topluluğu belki de yeryüzünde bir ikincisi yoktur arkadaşlar. İşte Türklük onuru ve gururu, Türkiye milleti olmanın, Türkiye vatandaşı olmanın, Türk olmanın özelliğini Türkiye bir daha da sınavını vermiştir. Ben bütün halkımı buradan kutluyor, tebrikler ediyorum. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Aldığımız duyuma göre arkadaşlar, askeriyenin içerisinde kötü niyetli olup da sızan komutanların talimatı hep şöyle olmuş. İstanbul ve Ankara'yı IŞİD terör örgütü patlatacak, onu korumak için harekete geçiyoruz diye Mehmetçiğimizi kandırmışlar. O Mehmetçik ne zaman ki karşısında halkı gördü, tanktan kendisi inip gidip teslim oldu. Yanlış yapıyorum diye. Silahını bırakıp halka sarıldı. Ben bu milletime silah çekmem dedi. Çünkü baktı ki emir komuta zincirine bağlı olmayan emirler geliyor. Ben bu Mehmetçiği alnının ortasından öpüyorum. Benim Mehmetçiğim sağduyuludur. O işte benim Mehmet'im. Benim Mehmetçiğim. Benim askerim. Hepsinin alnından öpüyorum. Değerli dostlar, zannediyorum dünya dersini almıştır bu sınavdan. Bırakın biz o halde etkinliğimizi biraz daha zayıf geçirelim. Birbirimizle hasbihal ederiz, zayıf da olsa. Ama ülke menfaati içerisinde dün Orhan Eri de birlik beraberlik içerisindeydi. Bir defa anons yaptık. 15 dakika içerisinde bütün Orhan Eri sokaklardaydı. Gezdik dolaştık ve biz de mesaj verdik yukarılara. Biz de bu ülkenin bireyleriyiz ve bu ülkeye sahip çıkıyoruz diye. Ve basın açıklamamızla dünyaya kendimizi duyurduk, Türkiye'ye duyurduk. Ondan dolayı buraya geldiğiniz için öncelikle bütün arkadaşlarıma, bütün dostlarıma, bütün beylere, bütün dernek başkanlarına
Hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah ayağınıza taş değirmesin. Ve Orhaneli Belediye Başkanı olarak Rabbim bir daha ülkemizin üzerinde böyle kötü günleri göstermesin diyor, dualar ediyoruz. Ve yarınki mevlidi bizi gene iptal etmiyoruz. Kaç kişiyle okursak okuyalım, çok önemli değil. Canlı yayınla dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerine vereceğiz zaten. Sizlerle beraber olduktan sonra sayı değil, özne önemli diyorum. Ve geldiğiniz için tekrar hepinize teşekkür edip hepinize saygılar sunuyorum. Gününüz şen olsun, ülkemizin yarınları aydınlık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum efendim.